Her şeyden önce güzel bir lig maçı oldu. Yani iki taraf da çok iyi mücadele etti. Biz çok eksiğimize rağmen iyi oynadık. Eksik olan arkadaşların yerine oynayan arkadaşlarımız da gayet iyi oynadılar. Maçın ilk yarısı denk şekilde geçti ama ikinci yarısı bütün her şeyi üstünlüğü ele aldık. 10 kişi kaldıktan sonra rakibimiz daha çok aldı. Maalesef son pasları değerlendiremedik. Girdiğimiz pozisyonlarda sadece bir tanesini değerlendirebildik. Onda da VAR'a takıldık offside gerekçesiyle. Ama dediğim gibi yani bir de Kasımpaşa'nın hakikaten çok iyi gittiği bir döneme rastladık. Çok iyi gidiyorlardı, iyi bir istikrar yakalamışlardı. Bu maçta zor olacaktı, zor oldu ama gerçekten defans olarak, orta saha olarak her yerde çok iyi mücadele ettik. İsterdik 3 puan alıp gitmeyi ama maalesef dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi bazı şeyleri gerçekleştiremedik. Girdiğimiz pozisyonları, son pasları. Ama deplasmanda alınan puan da puandır. Kalan 4 tane maç var. En iyi şekilde o 4 maçı bitirmeye çalışacağız. Var mı sorunuz? Buyurun. Zaman kalan maç için de Mertan'ın kenara doğru hocam size doğru sanki biraz serzenişleri oldu gibi ya da biz tribünlerde de gördük. Serzeniş? Evet. Yok. Hocam top kapıyorum ya gibi bir bağırma gördük dedi. Yok, öyle benimle bir şey olmadı. Sadece yapacaklarını veya da yapmak istediklerini söyledi. Öyle konuştuk. Öyle bir serzeniş falan yok. Hocam şimdi transfer adı çok geçiyor. Anlaştı, anlaşmadı vesaire. Bu konuların içine çıkacak olursak Mert Hakan'da sanki biz birazcık sinir varmış gibi. Ne varmış yani, gibi? Sinir. Yani birazdan sanki şey... Şimdi şöyle, Mert Hakan'ın ilgili şöyle. Bir kere her şeyden önce hayırlı olsun. Bir daha söyleyeyim tekrar. Mert Hakan ve Emre gitti. Bunlar transfer oldu ama nereye gittiler bilemiyoruz. Şimdi tabii ki Mert Hakan'ın gergin veya da sinirli değil bir kere. Yani biz bir hafta onunla uğraştık zaten o şey maçından sonra. Bizim için Kayseri maçı çok önemli bir maçtı. Ve bizim o maçı da almamız gerekiyordu. İşte Mert Hakan'ın o maçta penaltı kaçırmasından dolayı, istediği oyunu da oynamadığından dolayı tabii ki gerginliği vardı. Çünkü o buradan giderken de iyi bir şekilde gitmek istiyor. Yani hakikaten sezon başından beri çok iyi çalışan arkadaşımız. Geçen sene 9 tane maç oynamış. Bu sene hemen hemen her maçımızda oynadı. Hakikaten de çok iyi çalıştı. Onun için gergin, bugün gergin falan değildi. Yani ama çok yoruldu, o bir gerçek. Acayip bir şekilde yoruldular havadan dolayı, hem sıcak nem de olduğundan dolayı. Aslında dediğin gibi serzeniş veyahut da başka bir şey olmadı. Bir Erdoğan'ın bir şut attı, oradan birisi vurma diye bir şey oldu. O kadar, onun dışında başka bir şey yok bizde yani. Yani öyle bir şey olamaz. Öyle bir şeye de zaten ben İzin vermem. Zaten biliyorsunuz çok zor şeyler oynuyor, çok maçlar oynuyor. Şimdi belki biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Ya ben basından zaten biraz basına da böyle biraz kırgınım. Şeyden dolayı kırgınım. Şu anda bize yapılan hiçbir takıma yapılmadı. Yani bizim maçlarımızı şu anda biz iki günde bir maç oynatıyorlar bize. Biz şimdi burada oynadık. İki gün sonra biz çarşamba günü Malatya ile oynayacağız. Tekrar iki gün sonra buraya geleceğiz, Fenerbahçe ile oynayacağız. Yani hiç kimsenin böyle bir fikstürü yok. Bir tek bizim var. Yani o da bizim işte mütevaziliğimizden, işte bir şey demediğimizden dolayı. Ama maalesef ne de bunu basın eleştiriyor, ne başka bir yer eleştiriyor, ne hatta veyahut da hiç kimse çıkıp ya hakikaten haksızlık oluyor diyen olmuyor yani. Bir dün sadece Rıdvan Dilmen hakikaten mükemmel bir konuşma yaptı Rıdvan Dilmen. Onun dışında kimse yok. Ne federasyon bakıyor şeye, ne diğer gruplar, işte yazarlar olsun, başka biri. Bir tek Rıdvan Dilmen çok güzel şekilde açıkladı. Dedi ki Sivasspor'da Türkiye'nin bir takımı dedi. Herkes 3'er 4'er gün dinlenirken biz 2 günde bir maç oynuyoruz ve ikisi de bizim deplasman. Ve de bugün 5 eksikle çıktık. Yarın belki daha fazla eksiğimiz olacak. Biliyorsunuz bu dönemde oyuncular hazır olmadıkları için sakatlık oluyor ve de kartlar ortaya çıkıyor ligin sonu olduğu için. 3-4 kartlar görenler oluyor. Onun için yani şöyle bir fikstürü bize yapmaları çok yanlış. Bilerek mi yapıyorlar, ben onu da anlamıyorum yani. Çünkü bize kupada da aynısını yaptılar, ligde de aynısını yapıyorlar yani. Tamam mı? Var mı başka sorunuz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Buradan çıkabiliyor muyuz? Buradan da var. İyi akşamlar. Yok, yok duydum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Herkese. Soru var mı? Hayır, yok. Hoş geldiniz. Hazır mısınız? Hazırım hocam. Evet, bugün
Yani bizim adımıza iyi bir netice aldığımızda önümüzdeki fikstürü de göz önünde bulunacak olursak matematiksel olmasa da ligde kalmamak karşılaşmasıydı. Diğer taraftan da Sivas'ın geçen hafta almış olduğu sonuçtan sonra bu hafta değişik bir motivasyona buraya geleceğini bilincindeydik. Ligin en iyi geçiş oyunu oynayan takımlardan bir tanesi. Bunu ilk devre özellikle almış oldukları sonuçta çok net bir şekilde görüyorduk. Buna önlem almamız gerekiyordu. Ve kendi kaptırdıkları toplarda özellikle o alanı direkt baskı altına alıyorlardı. Oyun felsefemiz biraz buna, yani bu top geçişlerde daha çok topun kazandığımız alanlar değil de oyunun yönünü değiştirerek oynamakta. Ama maalesef çıkışlarda topu çok net bir şekilde değerlendiremedik. Yani doğru oyuncularla doğru yerde. Çok fazla pas hatası yaptık, çok fazla top kontrol hatası yaptık ki o süreçte. Tabii bunun hava şartlarıyla, rakibin yapmış olduğu baskıyla da alakası var. 30-35 dakikada çok yüksek bir tempoda geçti ilk devre özellikle. Çünkü hava şartları, yani biz kenarda bile nefes almakta zorlanırken oyuncuların o anki saha içerisindeki durumunu düşünemiyorum bile. İlk devre Fodi Aytaç ikilisinin anlaşamadıkları bir pozisyon var. Yani maçın bizim adımıza ilk devre en net pozisyonu olan. Diğer taraftan da neredeyse pozisyon vermedik rakibimize. İkinci devre, yani maçın özellikle son 20-25 dakikası daha etkili olacağımızı yani biliyorduk. Ona göre de hamlelerimizi hazırlıyorduk ama 62. dakikada Flor'un almış olduğu kırmızı kart tamamen hesaplarımızı değiştirdi. Bu sefer yani bir puanın almak için oynadık. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik yine aynı şekilde. Oyuncularımız yani gereken mücadeleyi sahada verdiler. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sadece bugün için değil, ilk geldiğimiz günden itibaren göstermiş oldukları iyi niyetten dolayı ve mücadeleden dolayı. Yine bir karşılaşma, az pozisyon verdik, yine gol yemedik. Bunlar güzel olanları. Diğer taraftan son oynamış olduğumuz karşılaşmalara nazaran daha az pozisyona girdik. Bugün karşılaşmanın özeti bu. Ama tabii rakibinde bugüne kadar oynamış olduğumuz fiziksel anlamda en kaliteli takıma karşı oynadığımızda göz ardı etmememiz lazım. Mutluyuz. Almış olduğumuz sonuç bugüne kadar özellikle son 8-9 haftalık süreç bizim adımıza çok olumlu geçti. Antalya karşılaşması da dahil. Çünkü Galatasaray karşılaşması da çok erkendi bizim için. Ama Antalya'daki oynamış olduğumuz 50-55 dakikalık oyun bizim daha sonraki süreçte bu işi başaracağımızı net bir şekilde gösteriyordu. Bundan dolayı da çok mutluyuz camiamıza. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alaraktan ligi en güzel yerde bitiririz. Bundan sonra hedef olarak da eğer ilk 8 içerisine girebilirsek, çünkü daha üstü mümkün değil. 8-9-10 sıralarda ligi bitirdiğimiz zaman güzel, bizim adımıza güzel bir süreç olmuş olacak. Sorusu olan. Her şeyi söyledim galiba, değil mi? Hocam gayet güzel bir şekilde özetledim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.